Kayıtları başlattık. Dediğim gibi en son ikinci modülümüzde kalmıştık. Orada bazı konuları üzerinden bazı konuları işlememiştik. O konuları üzerinden geçmemiz gerekiyor. O yüzden kaldığımız yerden devam edeceğim ve daha sonra modül 3'e birlikte geçeceğiz. Şimdi bazı örneklerimiz vardı. Hatırlayamıyorum bu arada arkadaşlar. Link mesaj bölümünden yazarsanız Azure SQL ile ilgili bir demo yapmış mıydık, yoksa yapmadıysak yapmamı ister misiniz? Azure SQL Database ile ilgili database oluşturmayı görmüş müydük, görmemiş miydik? Hatırlayamıyorum ama takip edenleriniz varsa, chat bölümünden yazarsa, tamam, o zaman SQL'i de hemen hızlıca gösterelim. Aslında Azure üzerinde, daha doğrusu sadece Azure üzerinde demeyelim. Bu geleneksel kurum içi yapılarda SQL serverları günlük hayatımızda çok fazla kullanıyoruz. Sizler de biliyorsunuz. Veri tabanı serverlarını aslında. Bu veri tabanı serverlarının serverlarını fiziksel sunuculara kurabileceğimiz gibi sanal sunuculara da kurabiliyoruz. Hatta yakın zamanda biliyorsunuz artık Microsoft SQL sunucularını sadece Windows serverlar üzerine değil, yeni versiyonlarında artık Linux serverlar üzerine de kurulumumuzu gerçekleştirilebiliyor. Yani aslında geleneksel yapıda bu SQL sunucuları bir işletim sistemi üzerine kurulması gerekiyor. Şimdi bu yapının benzerini aslında siz de Azure üzerinde oluşturabilirsiniz. Yani Azure üzerinde bir sanal makine oluşturup bu sanal makine üzerinde istediğiniz SQL sunucu versiyonunu çalıştırabilirsiniz. Veya hatırlarsanız sanal makine oluşturma bölümünde sizlere göstermiştim. Azure Marketplace bölümünden istediğiniz hazırda gelen SQL sunucuları birkaç tıkla ayağa kaldırabilirsiniz. Şimdi bu tarz yaptığınız çalışmalar Azure üzerinde ilk modülden hatırlayabileceğiniz gibi Infrastructure as a Service dediğimiz, yani altyapı gibi hizmetler kapsamına giriyor. Neden? Çünkü bir işletim sistemi var ve onun üzerinde bir uygulama var ki bu uygulama da SQL sunucusu. Burada sizin sorumluluğunuz nedir? Burada sizin sorumluluğunuz aslında bu SQL sunucusuyla birlikte alt taraftaki işletim sisteminin de yönetimini gerçekleştirmek. Şimdi bu biraz yönetim bakımından biraz aslında yoğunlaşıyor, değil mi? Yani biraz sıkıntı yaratabilir veri tabanı uzmanlarına veya uygulama geliştiricilere. Sistem tarafındaki arkadaşlar için çok sıkıntı olmayacaktır. Çünkü onlar zaten Windows Server veya Linux işletim sistemlerini yönetmeye alışıklardır, ama dediğim gibi veri tabanıyla uğraşan ya da uygulama geliştirmeyle uğraşan arkadaşlar için bir de işletim sistemiyle uğraşmak bir yük olacaktır. Bunun için işte Microsoft Azure üzerinde Microsoft Azure SQL Database diye servisler bulunmakta. Siz hiçbir şekilde sanal makine kurmadan Azure üzerine SQL database'lerini ayağa kaldırabiliyorsunuz ve kurum içerisindeki database'lerinizi ya da herhangi bir yerdeki database'leri buraya rahat bir şekilde aktarabiliyorsunuz. Kullanımı inanılmaz basit, inanılmaz kolay. Dağıtımı da inanılmaz basit, inanılmaz kolay. Aslında o geleneksel olan SQL sunucuların benzeri, ancak Windows Server altyapısı olmadan benzeri ya da herhangi bir server altyapısı olmadan benzeri karşınıza geliyor. Şimdi bununla ilgili bir hızlıca bir size göstermek istiyorum. Nasıl bir SQL database oluşturabileceğinizi göreceksiniz zaten. Arka tarafta hiçbir Windows sunucusu falan olmayacak. Öncelikle bir lab diye bir kaynak grubu oluşturalım. Bu arada görüyorsunuz değil mi? Portal ekranında bir sıkıntı yoktur herhalde. Kaynak grubumuzu da oluşturalım. Lab diye bir kaynak grubum geldi. Şimdi bunun içerisine bir SQL sunucusu oluşturacağım. Şimdi şuraya arama bölümüne yazalım SQL database. Bakın şurada. Buradan işte siz o platform as a service olan SQL database'i oluşturabilirsiniz. VM olarak bir sanal makine içerisinde oluşturmak istiyorsanız buradan yine işte compute bölümüne gelerek, sanırım burada vardır, hepsini gör diyelim. Buradan
SQL sunucularını Windows Server ya da SQL Server bakalım neler var. Bu başka bir ürün. Şuradan biz sadece Windows Server'ı seçelim. Sonra da size göstermeye çalışayım. Windows Server diyelim. Bulması zor olacak. Çok fazla binlerce kaynak olduğu için şuradan hemen ben bir SQL Server'ı seçiyorum. Şuradan Marketplace'e giderek daha detaylı görebiliriz. Bakın şurada bütün imajları göster diyorum. Sanırım buraya SQL yazsam daha hızlı gelir gibi geliyor. Yüzlerce SQL versiyonu var burada. Örneğin bir Windows Server 2019 üzerine bir SQL Server 2019 standardı. Sadece bu imajı seçerek ve tabii ki işte hani kullanıcı adı şifresi hangi ağda olacak, hangi storage'i kullanacak, hangi işte ne bileyim parolası kullanıcı adı şifresi olacak gibi bilgileri girdikten sonra hızlı bir şekilde bir Windows Server sunucusuna üzerinde de bir SQL Server sunucusuna sahip olacaksınız. Aynı şekilde Enterprise versiyonları, farklı versiyon, bir Red Hat üzerinde bakın bir Linux üzerinde bir SQL Server kurmak istiyorsanız hızlı bir şekilde buradan kaldırabilirsiniz. Ama dediğim gibi bu bir veri tabancıları için ya da uygulama geliştiriciler için bir handikap olabilir. O yüzden biz herhangi bir server istemiyoruz. Sadece bir SQL sunucusu çalıştırmak istiyoruz. O yüzden buraya SQL database yazabileceğiniz gibi şuradan da SQL database'i seçebilirsiniz. Şimdi kaynak grubum lab kaynak grubu. Database'im için bir isim vermemi istiyor. Diyelim ki Önder DB olsun. Bu database hangi SQL sunucusu üzerinde çalışacak diyor. Daha önceden bir SQL sunucunuz varsa burada seçebilirsiniz ama benim olmadığı için bunu oluşturmam gerekiyor. Bu server'ın adı unique olmak zorunda, yani tek olmak zorunda arkadaşlar. O yüzden buradaki DNS adıyla birlikte gelecek ve buraya bir isim vermeniz gerekiyor. Ben Önder SQL diyorum. Bu isme şimdilik test olduğu için kullanılıyormuş. O zaman 01 diyelim. Database'imin adı. Database'ime bir kullanıcı adı gireceğim. Ve parolasını belirtiyorum. Database'ime diyorum, özür dilerim. SQL Server'ıma. Ve bunun lokasyonunu da bana yakın olan Kuzey Avrupa'yı seçiyorum. Bakın şurada SQL sunucunuzun boyutunu seçebilirsiniz arkadaşlar. Şeyden hatırlayın, VM oluştururken hatırlayın, orada da VM boyutlarını seçebiliyorduk. Şuradan Configure Database diyerek SQL Server'ınızın ve Database'inizin boyutunu ayarlayabilirsiniz. Tabii bu boyutu ne kadar büyütürseniz arkadaşlar fiyat da ona göre değişecektir. Bunu da aklınızda tutun. Mesela örneğin bir şöyle bir şey bakalım. 16 core'lu örneğin 3 terabaytlı bir şu an bendeki çıkartmıyor ama çünkü benimki biliyorsunuz sponsorlu bir hesap ama normalde şurada size hemen bir hesaplayarak fiyatını verecektir ki yüksek bir fiyat olabilir. Aklınızda bulunsun. Çeşitli modeller bulunuyor arkadaşlar burada. Bakın hyperscale modeller, işte iş kritik modeller, daha yüksek işte 80 core'lu örneğin 4 terabaytlık bir database'e sahip gibi alanlarda elde edebilirsiniz. Ben şimdilik basit bir tane veri tabanı yeterli olacak. Şimdi bu SQL sunucusuna nereden erişilebilecek diye bana soruyor. Buradan istediğiniz ayarları yapabilirsiniz. Public endpoint diyebilirsiniz. Yani internetten de erişilmesine izin verecekseniz bu SQL database'inize public endpoint'i seçebilirsiniz. Sadece Azure network'lerinden erişmesini istiyorsanız buradan bir private endpoint ayarlayabilirsiniz. Hiçbir erişim olmasını istemiyorsanız sadece hani test amaçlı bir database oluşturmak istiyorsanız örneğin buradan no access'i seçebilirsiniz. Şimdilik ben public endpoint'i işaretliyorum ve devam edelim. Ha, bu arada
Bakın şunu işaretlerseniz arkadaşlar, at current client IP adres, kendi IP adresinizi, yani nereden bağlanıyorsanız Azure portalına, o IP adresinizi otomatik olarak bu SQL sunucusuna ekleyecektir ki şu firewall üzerindeki kurallar otomatik olarak gelsin diye. Şimdi bunu no diyelim. İleride bunu nasıl ekleyebileceğimizi size göstermek istiyorum. Bir de Azure üzerindeki servislerin bu SQL database'in erişmesini istiyorsanız bu seçeneği de evet olarak işaretleyebilirsiniz. Örneğin bir web app'iniz varsa, web uygulamanız varsa Azure üzerinde, örneğin bir key vault'unuz varsa, bir daha sonra anlatacağım, yani anahtarlarınızı, işte ne bileyim sertifikalarınızı tuttuğunuz bir key vault'unuz varsa buradan o servislerin de buna erişmesini istiyorsanız buradan evet seçeneğini işaretleyebilirsiniz. Devam edelim. Şimdi ben bir örnek database çalıştırmak istiyorum. O yüzden sample database'i seçtim. AdventureWorks diye hani hepinizin bildiği basit bir veri tabanı buraya ekleyecek. Data security şu anda yapmak istemiyorum. O yüzden ya da açık kalsın fark etmez. Free trial olarak işaretli kalsın. Şimdi oluştur dedikten sonra bakın birkaç saniye içerisinde ya da 1-2 dakika içerisinde Azure SQL sunucumuz ve içerisinde de SQL database'imiz hazır bir şekilde gelecek. Soru hesaplarını oluşturdu. Şimdi server'ı oluşturuyor. Şuradan operation detay'a tıklayarak detayları da görüntüleyebilirsiniz. Şurada bir bildirim bölümümüz vardı hatırlarsanız. Burası tamamlandıktan sonra burada size tamamlandı diye, oluşturuldu diye bir bildirimde bulunacak. Server'ı da oluşturdu. Şimdi database'i oluşturuyor üzerine. Bakın şu firewall kuralına izin vermiştik hatırlarsanız. Tüm işte Azure servislerinin erişmesine izin veriyorum firewall kuralına. Bununla ilgili bir firewall kuralı da geldi. Şimdi database'i de oluştursun. Ondan sonra şöyle bir hızlıca bir inceleyelim, bir erişmeye çalışalım veri tabanımıza. Evet, oluşturdu gibi. Evet, tamamlandı. Tekrar dönelim biz kaynak grubumuza, bakalım neler oluşturmuş. Evet, gördüğünüz gibi bir SQL server oluşturmuş. Bir de storage hesabı gelmiş. Bir refreshleyelim şurayı. Evet, database'imizde bakın. Burada Önder DB database'i. Bu Önder DB database'i nerede duruyor? Tabii ki Önder SQL 1 sunucusu üzerinde duruyor. Şimdi database'imize şöyle bir tıklayalım. Bakın burada database'in boyutlarını görebilirsiniz. Ne kadarlık alanda kapladığı, işte toplam boyutunun aslında kullanılabilir alanın ne kadar olduğu. İşte bakın Power Platform yeni özellikler var buralar daha preview. Yani ön izlemede işte Power BI'ye, Power Apps'e, Power Automate'e otomatik olarak bağlayabilirsiniz. İşte veri tabanınızı isterseniz geo-replication yapabilirsiniz. Yani şu an benimki Kuzey Avrupa'da duruyor ama bir replikasını da atıyorum. Amerika'da tutabilirsiniz ya da İngiltere'de tutabilirsiniz fark etmez. Bir search ekleyebilirsiniz. Database'iniz içerisinde arama yapmak istiyorsanız bunları ekleyebilirsiniz. Güvenlik bölümlerini bakın kullanabilirsiniz. Data masking dediğimiz örneğin bir kredi kartı bilgileri, telefon bilgileri, ne bileyim kişisel bilgiler, TC kimlik numarası gibi bilgiler varsa onları gizleyebilirsiniz. İşte gelişmiş güvenlik ayarlamaları yapabilirsiniz. Bakın benimki şey olduğu için ne derler içerisine örnek veri tabanını ekle dediğim için bakın bunlara örnek daha doğrusu tablolar içerisindeki bilgiler de gelmiş buraya. Boş bir database değil yani onu demek istiyorum. Şuradan bakın query editöre gelerek isterseniz SQL sunucunuza bağlanabilirsiniz. Bu arada arkadaşlar her oluşturduğunuz SQL sunucunun
bir server adı oluyordu. Hatırlarsanız bu server adını kullanabilirsiniz. Eğer normalde bir management stüdyonuz varsa, yani SQL Server Management stüdyonuz varsa, bu adresi kullanarak ve kullanıcı adı şifrenizi kullanarak nerede olduğunuz fark etmez. Bu SQL sunucusuna rahat bir şekilde bağlanabilirsiniz. Ondan sonra tablolar içerisinde, işte şemalar içerisinde ya da değerler, datalar içerisinde istediğiniz gibi değişiklikler ya da sorgulamalar gerçekleştirebilirsiniz. Ama herhangi bir management stüdyonuz yoksa, bakın şuradan query editörü daha preview versiyonda ama yani ön izleme versiyonda ama bunu da kullanmanız mümkün. Şimdi bakın erişmeye çalışacağım. Büyük olasılıkla bana hata verecek. Evet, gördüğünüz gibi bakın şu an buna bağlanamazsınız diyor. Çünkü şu benim IP adresimi erişim için izin verilmediğini söylüyor. O zaman gelelim şuraya. Bakın şurada set firewall diye bir bölüm var. Buna tıklayalım. Buradan kendi IP'mi o zaman şuraya ekleyeyim. İzin vermiş olalım. Önder IP diyelim. Ve kaydet diyelim. Bundan sonra tekrar bağlanmaya çalışacağım. Sunucuma geri dönüyorum. Query Editor. Bakın şu anda bağlandı. Tablolara gidelim. Bakın örnek tablolarım burada. Hatta ben şuraya bir örnek sorgu yazmıştım. Bu sorguyu çalıştıralım bakalım. Şuradan bakın sorgunuzda tablolar içerisinde rahat bir şekilde çalışıyor. Şimdi benim ne artık Windows sunucuya ihtiyacım var, ne Linux sunucuya ihtiyacım var. Bunları ne güncelleştirmeye, ne sunucularla ilgili işlemler yapmaya ihtiyacım var. Ben sadece SQL veri tabanına ihtiyacım var ve SQL veri tabanını kurdum. Ve bu SQL veri tabanını artık dilediğim gibi yönetebilirim. Bu arada SQL sunucunuz, Azure üzerinde kurduğunuz SQL sunucunuz aklınıza takılabilir. Otomatik olarak yedeklenmekte arkadaşlar. Bu yedeklerden de dilediğiniz zamanı dilediğiniz şekilde geri dönebilirsiniz. Basitçe Azure üzerinde SQL sunucular yapılandırmak bu şekilde. Tabii ki sadece SQL değil. Azure üzerinde örneğin MySQL de oluşturabilirsiniz. Aynı Azure SQL gibi. Örneğin büyük verilerle uğraşıyorsanız Hadoop'ta oluşturabilirsiniz. HDInsight Hadoop'ta oluşturabilirsiniz. Örneğin VM'ler üzerinde çalışıyorsanız, pardon Oracle üzerine çalışıyorsanız Oracle veri tabanları da oluşturabilirsiniz. Dilediğiniz SQL sunucularını, dilediğiniz veri tabanı sunucularını Azure üzerinde hızlıca oluşturmanız mümkün. Bununla ilgili bir örnek yaptıktan sonra web app'ler konusuna aslında ya da Azure Functions'tan bahsetmiştim hatırlarsanız serverless konusunda. Basit temel kodlarınızı çalıştırmak istediğinizde bir serverless altyapısı kullanarak functionları kullanabilirsiniz. Yani bir kodunuz var. Aslında bu kod için koskoca bir sunucu kurmak, koskoca bir framework altyapısı oluşturmak istemiyorsunuz. Basit bir PowerShell kodunuz var ya da basit bir API'niz var. Ve bu API'yi bir yerde çalıştırmak istiyorsunuz. İşte bunun için Azure Functions'ları kullanabilirsiniz. Çok basit kodlarınızı da olabilir. Kompleks kodlarınız da olabilir. Bakın bir uygulama demiyorum arkadaşlar. Bir kodlarınız diyorum. Bunları Azure Functions'lar içerisinde rahat bir şekilde çalıştırabilirsiniz. Bununla ilgili de hemen hızlı bir örnek yapalım isterseniz. Bir HTTP trigger yapalım mesela. Azure Functions kuralım. Ben gelmedi. Function app. Evet. Bir function app oluşturalım. Function app'im için Önder function ismini veriyorum. Bakın burada ister Docker çalıştırabilirsiniz, ister normal kod olarak çalıştırabilirsiniz.
hangi runtime'da çalışacağını söyleyebilirsiniz arkadaşlar. İşte .NET kodu mu çalıştıracaksınız, Node.js mi, Python mu, Java mı ya da PowerShell mi çalıştıracaksınız? Ne istiyorsanız buradan seçmeniz mümkün. Basit bir HTTP GET komutu çalıştıracağız. O yüzden .NET Core'u seçiyorum ve Kuzey Avrupa'yı tekrar ayarlıyorum. Bir tabii ki bu da function'da bir serverless altyapısı üzerine çalışacak. Bakın şuradan seçebilirsiniz. Daha gelişmiş function altyapılarına ihtiyacınız varsa da işte premium ve bunu bir web server üzerinde de çalıştırabilirsiniz. Ama benim için serverless yeterli olacak ve bir Windows altyapısı üzerinde olacak bu. Bir monitoring yapmak istiyorsanız evet veya hayırı işaretleyebilirsiniz. Evet olarak kalsın, çok önemli değil. Hızlıca function'ımızı oluşturalım. Kısa süre içerisinde function kurulacak. Evet, kuruldu bile. Şimdi bununla ilgili bildirim de gelir. Evet, bakın tamamlandı. Şimdi gidelim tekrar kaynak grubumuza bakalım ne gibi kaynaklar gelmiş. Yenileyelim. Kaynak gruplarını yenileyelim. Lab'a tıklayalım. Evet, bakın function app'im gelmiş buraya. Bu function app bir tane serverless altyapısı üzerine app service plan içerisinde tutuluyor. Hatta bir tane de kurarken ben seçmiştim ama seçmek zorunda değilsiniz. Kodumu monitörleyebilmek için bir monitoring aracı da, application insight olan monitoring aracı da beraberinde gelmiş. Şimdi bakın function'a tıklıyorum ve basit bir HTTP trigger, yani HTTP GET komutunu çalıştıracağım. Bakın buradan add diyerek bu template'lerden istediğinizi kullanabilirsiniz ya da detay bölümüne gelerek, şimdi çalışmıyor galiba ama, ya da dilerseniz develop locally diyerek bir VS Code içerisinde, bir Visual Studio içerisinde ya da herhangi bir editörden de kendi kodunuzu oluşturup buraya atabilmeniz mümkün. Ama ben şablonlardan bir tane kullanacağım. Hiç de kodu değiştirmeden bakalım nasıl çalıştığını görelim. Bir HTTP trigger yapacağım. Etkilendirme düzeyi function olacak. Adını istediğiniz isim verebilirsiniz ama basit olarak bırakalım. Bakın şuraya geldi HTTP trigger bölümü. Şimdi ben buraya tıklıyorum. Kod test bölümüne geliyorum. Şimdi template'ten seçtiğim için bakın şuraya bir basit bir HTTP trigger komutu .NET komutu karşıma geldi. Aslında ne yapıyor? Burada bir hello olarak bana döndürüyor. Eğer başarılı bir şekilde çalıştırabilirsem ben bu HTTP trigger'ı bana diyecek ki merhaba, isminiz işte HTTP trigger fonksiyonu başarılı bir şekilde çalıştı diye dönecek. Nasıl dönecek? O zaman tabii bu HTTP olduğu için benim bu trigger'ı bir tetiklemem gerekiyor. Yani bu HTTP'yi tetiklemem gerekiyor. O zaman şu URL'yi alayım, kopyalayalım. Şuradan yapıştırarak devam edelim. Bakın aslında HTTP trigger basit bir şekilde çalışıyor. Bana döndü. Ama şunu dönmedi, değil mi? Şu ismi vermedi. Bu ismi de nasıl verebilir? Bakın bir isim girerek vermesi gerekiyor. Ben şuraya şu
URL'nin sonuna diyelim. Şöyle bir şey yapalım. İsim gönder diyelim. Çalıştıralım bakalım. Sanırım yok, doğru. Şundan sonra bir end işareti koymamız gerekiyor. Evet, bakın sonuna şunu ekledim sadece. HTTP trigger'ı, HTTP'yi nasıl trigger ettim ya da nasıl tetiklediğimi göstermek amacıyla end işaretini koydum. Name dedim ve eşittir Önder dedim. Bana hemen şu kodun içerisindeki başarılı bir şekilde çalıştığına dair mesajı bakın bana döndürdü. Sadece basit bir fonksiyon arkadaşlar bu. Yani devasa bir şu fonksiyonu, tabii ki bu örnek yani hello örneği. Bunun gibi basit komutlarınız için bir altyapı oluşturmanıza gerek yok ya da bir web sunucusu kurmanıza gerek yok. Azure Function'ları hızlı bir şekilde kullanabilirsiniz. Sadece .NET değil, gösterdiğim gibi Java kodlarınızı, işte PowerShell kodlarınızı, Python kodlarınızı ya da diğer tarzda çalıştığınız, diğer dillerde çalıştığınız kodlarınızı bu Azure Function'lar üzerinde rahat bir şekilde kullanabilirsiniz. Diyelim ve bir de Azure App Service'lere şöyle bir bakalım. Şimdi tekrar ben Lab bölümüne dönüyorum. Ve bir tane web app oluşturacağım. App diyelim. Oluştur diyelim. Aslında bu da oluşturduğunuz bu web app'te tabii ki seçtiğiniz çalışma zamanı siteine göre yani ne çalıştıracaksınız, hangi kodu çalıştıracaksanız, hangi uygulamayı, daha doğrusu uygulamanızı hangi dille yazdıysanız size o altyapıyı oluşturacak arkadaşlar hızlı bir şekilde. Yani bir .NET uygulaması yazdıysanız, bir ASP.NET uygulaması yazdıysanız hiçbir Windows kurmanıza, işte IIS altyapısı oluşturmanıza, frameworkleri kurmanıza gerek kalmadan size bu altyapıyı platform olarak verecek ve siz sadece kodunuzu buraya yükleyerek çalıştırabileceksiniz uygulamanızı. Ve tabii ki aynı şekilde bir SQL database'iniz varsa da onun connection stringleriyle birbirine bağlayarak da çalıştırabilirsiniz. Aynı zamanda sadece .NET değil, bakın gördüğünüz gibi Java, işte Node, PHP ya da Python ya da Ruby uygulamalarınızı da yine web app'ler üzerinde çalıştırabilmeniz mümkün. Şimdi benim kabul edecek mi? Evet, kabul etti. Önder.azurewebsite.net diye bir web app'im olmasını istiyorum. Ben bunu bir .NET Core olarak çalıştıracağım ve Windows üzerinde çalışacak. Çünkü uygulamamı orada geliştirdiğimi varsayıyorum. Bir Windows plan tabii ki oluşturacak bana. Basit bir altyapı benim için şimdilik yeterli. Bir buçuk ya yaklaşık 2 GB'lık bir memoriye sahip bir altyapı benim için yeterli. İzleme yapmak istemiyorum. Ve hızlı bir şekilde web app'imi oluştur diyorum. Tabii ki bunu boş olarak getirecek arkadaşlar. Yani üzerinde herhangi bir kod olmayacak. Siz bu kodları dilediğiniz yöntemlerle buraya gönderebilirsiniz. Nedir o yöntemler diye soracak olursanız bildiğiniz aslında FTP yöntemiyle gönderebilirsiniz. Ya da Visual Studio ile uygulama geliştiriyorsanız Visual Studio'yu Azure web app'inize entegre ederek de uygulamaları o geliştirdiğiniz uygulamalar Azure web app'ler üzerinde çalıştırabilirsiniz. Bakın benim için boş bir web app şu an karşıma geldi. Hatta şöyle de bir test edebilirsiniz. Çalışıp çalışmadığını. Bakın ismini direkt yazdığımda bana hani o IIS'in varsayılan web sayfası gibi bir web sayfa karşıma getirdi. Demek ki benim şu an web app'im basit bir şekilde çalışıyor. Peki ben buraya nasıl bağlanabilirim? Bakın şurada FTP kullanıcı adı, FTP adresi bulunuyor. Hatta şuradan bakalım, bunu her seferinde değiştiriyorlar yerlerini.
Evet, şuradan parolanıza da erişebilirsiniz. Deployment Center bölümüne gelirseniz, çok özür dilerim, şuradan tekrar kaynaklara gidelim. App servisi bize tıklayalım. Şu Deployment Center'a geldiğinizde bakın şurada FTP var. FTP'ye tıkladığınızda dashboard'a gelirseniz hem FTP adresinizi hem de kullanıcı adı ve şifrenizi buradan görebilirsiniz. Ondan sonra da artık kodlarınızı FTP üzerinden dağıtabilmeniz mümkün. Aynı zamanda bakın şurada web sayfanızın ya da web uygulamanızın yedeklerini ayarlayabilirsiniz. Sertifikalar yükleyebilirsiniz arkadaşlar. SSL ile çalışıyorsanız SSL sertifikalarınızı yükleyebilirsiniz. Custom domain ekleyebilirsiniz. Bu güzel bir şey çünkü normalde sizin web sayfanızın adresi şu olacaktır. Önder nokta tabii bu ne isim verdiyseniz başına azurewebsites.net olacaktır. Ama belki bunu kullanmak istemiyorsunuz ki zaten kullanmak istemeyeceksiniz. Bir herkese açık bir web uygulaması yapıyorsanız o yüzden hani oluşturduğunuz ya da sahip olduğunuz domain adınızı da buraya ekleyebilmeniz mümkün. Aynı zamanda tabii ki bakın şurada IP adresini görebilirsiniz. Bu IP adreslerini de kullanabilirsiniz arkadaşlar. Bu da bizim web app bölümümüzdü. Ne kadar basit olduğunu sizler de gördünüz. Başka burada söyleyebileceğimiz bir şey var mı? Mesela evet bu buralar aslında kullanılabilir. Bunu da söylemekte fayda var. Ölçeklendirme önemli web uygulamalarında biliyorsunuz. Ölçeklendirmeden kastım ne? Web uygulamanıza çok fazla talep geldiği zaman web uygulamanızın boyutlarını donanımsal olarak ya da web uygulama sayısının arttırarak ölçeklendirebilirsiniz. O yüzden bu scale up ve scale out bölümlerinde dilediğiniz işte ölçeklendirme seçeneklerini kullanabilirsiniz. Mesela boyutunu buradan kendiniz manuel olarak farklı planlara değiştirebilirsiniz veya scale out seçerek birden fazla app servis planı bakın gördüğünüz gibi birden fazla app servis planı manuel olarak değiştirebilirsiniz veya isterseniz de bunu otomatik bir seçenek otomatik hale getirebilirsiniz. Nasıl? Örneğin şuradan gidelim. Şuraya bir kural ekleyerek örneğin web service planınızın resource type web service plan kaynak bu current resource tamam bu ortalama değeri örneğin %60'dan fazlaysa 10 dakika boyunca bekle ve bunu bir sunucu arttırarak devam et. Yani bu CPU değeri %60 ve üzerine çıktığı zaman tabii bunu 10 dakika boyunca takip edecek. Çünkü anlık bir artış da olabilir. Çıktıktan sonra hemen otomatik olarak bir sunucu arttıracak. Bakın bu şekilde otomatik hale de getirebilirsiniz. Tabii bunda bir tane daha kural yazıp işte less than deyip örneğin 60'tan aşağı düştükten sonra 10 dakika boyunca tabii kontrol et. Bu sunucu değerini de bir sunucu olarak azalt da diyebilirsiniz. Şimdi ikinci modülümüzde aslında hızlıca şunları da göstermek istiyorum arkadaşlar. Azure yönetim araçlarını. Normalde şimdi biz bugüne kadar gördüğümüz konuların içerisinde Azure uygulamalarını genelde portal üzerinden gerçekleştirdik. Yani Azure portal üzerinden, şu ekran üzerinden tüm çalışmalarımızı yaptık. Aslında yapamayacağınız hiçbir şey yok bu Azure portal üzerinde. Ancak otomasyona ihtiyaç duyduğunuzda Azure portal sizin için yeterli olmayacaktır arkadaşlar. Burada farklı yöntemlere gitmek ihtiyacını duyacaksınız. Nedir o farklı yöntemler? Örneğin Azure PowerShell'i kullanmanız gerekecek. Örneğin Azure Command Line dediğimiz interface'i kullanmanız gerekecek. CLI dediğimiz interface'i kullanmanız gerekecek. Örneğin REST API'lar kullanmanız gerekecek. Mesela ben
PowerShell'de size bakın şurada normal PowerShell ekranında bir ya da buradan gitmeyelim de Azure PowerShell modülünü bu arada şuradan gösterelim. Azure PowerShell diyelim. Görecek miyiz bakalım. Azure PowerShell diyelim. Evet. Bakın şu parametreleri takip ederek aslında sadece şunu çalıştırarak lokal makinenizde bulunan PowerShell içerisine Azure PowerShell modülünü yükleyebilirsiniz. Bunu böylece lokal makinenizde bulunan PowerShell'den Azure ortamına bağlanabilirsiniz. Ancak ben bununla uğraşmak istemiyorum diyorsanız Azure üzerinde bir Cloud Shell dediğimiz bir modül var ki çok inanılmaz kullanışlı arkadaşlar. Cloud Shell'in faydası her seferinde işte şeye bağlanmanıza gerek kalmıyor. Ne derler? Portala kullanıcı adı şifrenizi her seferinde girmenize gerek kalmıyor. Çünkü zaten bir kere login olduysanız portal üzerinden bu Cloud Shell'i rahat bir şekilde çalıştırabiliyorsunuz. Nerede bakın? O da şurada. Şu portal ekranına geldiğinizde şurada en soldaki Cloud Shell butonuna bastığınızda bakın alt tarafta bir shell ekranı karşımıza geliyor. Bu otomatik olarak sizin Azure aboneliğinize bağlanır bir şekilde geliyor. Bakın bağlandı bile. İsterseniz PowerShell'i, isterseniz de Bash komutlarını yani Linux komutlarını ya da o CLI dediğimiz komutları buradan kullanabilirsiniz. Bakın bir örneğin bir kaynak grubu oluşturalım. Böyle yaptı. Şuradan bir yeniden başlatalım. Benim browser'dan da olabilir ama çalıştıralım bakalım. New AZ Resource Group diyorum. Bir tane yeni bir kaynak grubu oluşturacağım. Bu kaynak grubumun adı Lab 2 olsun. Lokasyonunu tabii ki belirtmem gerekiyor. Lokasyonu da North Europe. Çalıştırıyorum. Hemen oluşturduğunu bana söyledi. Bakalım gerçekten oluşturmuş mu? Şöyle bir refreshleyelim. Portal'a biraz geç geliyor ama şöyle bakabiliriz. Get AZ Resource Group diyelim. Bakalım. Bakın Lab 2 burada olduğunu görebilirsiniz. Oluşturmuş görünüyor ama şöyle bir bakalım. Acaba evet oluşturmuş. Bakın şuraya geldi Lab 2. Tabii ki içerisine boş. Tabii bu çok basit bir örnek oldu ama bu komut satırını daha doğrusu PowerShell komutlarını kullanarak dediğim gibi otomatize edebilirsiniz arkadaşlar. Tek bir komut çalıştırarak tabii ki uzun bir komut olmak zorunda bu. İşte VM'lerinizi oluşturabilirsiniz, sanal networklerinizi oluşturabilirsiniz, belki firewall kurabilirsiniz, işte ne bileyim izinlerinizi ayarlayabilirsiniz. Bu bütün otomasyonu tek bir PowerShell komutunda çalıştırabilirsiniz. Tabii ki yapmanız gereken bu PowerShell komutunu hazırlamak olacaktır.
Bununla ilgili Azure web sayfası üzerinden, yani şu Azure Docs bölümünden, şurada bakın Azure PowerShell bölümünden birçok örneği bulabilirsiniz. Bunlarla ilgili çalışmalar gerçekleştirebilirsiniz arkadaşlar. Ki biz günlük hayatımızda inanın Azure Portal yerine Azure PowerShell ve template'leri ya da şablonları çok fazla kullanıyoruz. Şimdi template demişken ondan da şöyle bir bahsetmek istiyorum aslında sizlere. Artık bulut platform sağlayıcıları Infrastructure as a Code diye bir şey çıkarttılar. Bilmiyorum duydunuz mu? Çok popüler oldu. IAC ya da Infrastructure as Code denilen bir yapı çıkarttılar. Yani altyapı için ya da altyapı gibi bir kod olarak Türkçe'ye çevrilebilir. Ne işe yarıyor? Aslında tüm bulut altyapınızı bir kodla, kod yazarak oluşturmanızı sağlıyor. Bu sizin hem test ortamlarını, hem işte üretim ortamlarını, hem işte ne bileyim üretim olmayan ortamlarınızı aynı anda çalıştırarak otomatize etmenizi, aynı anda çalıştırarak demeyeyim de aynı anda oluşturarak otomatize etmenizi sağlıyor. Siz bir kod içerisine, bir atıyorum 100 satırlık ya da 200 satırlık bir kod içerisine gereksin neye ihtiyacınız varsa onları ekliyorsunuz ve tek bir dağıtımla altyapınızı oluşturabiliyorsunuz. Örneğin bir web uygulaması çalıştırmak istiyorsunuz ve bu web uygulamanız için bir web app'e ihtiyacınız var. İşte storage'lara ihtiyacınız var. İşte ne bileyim anahtarları tutacağınız bir anahtar kasasına ihtiyacınız var. İşte bir veri tabanına ihtiyacınız var. Firewall'lara ihtiyacınız var. Var da var. Tabii bunların izinleri, yapılandırması, birçok farklı ne derler? Özelliğe ihtiyacınız var. Ve bu sadece bir uygulama için. Bu uygulamanın tabii ki bir de test ortamı olacak. Bu uygulamanın belki bir üretim ortamı olacak. Bir non-production ortamı olacak. Farklı farklı ortamlara ihtiyacınız olabilir. O yüzden kodunuzu bir kere hazırlayıp dağıtımını otomatize edebilirsiniz. Şimdi Azure üzerinde kullandığımız bizim bir dil var arkadaşlar. Bu dil de JSON dili. Ve bu JSON dili aslında bilmiyorum aşina olanlarınız var mı? Biraz XML diline benziyor. Yani son kullanıcıya yakın bir dil. Çünkü dili işte sadece görerek anlayabiliyorsunuz aslında. Detaylı bir şekilde anlayabiliyorsunuz. Ancak Terraform diye ayrı bir open source bir firmanın geliştirdiği bir başka bir dil de bulunuyor. Bu Terraform dili de tabii ki sadece Azure üzerinde değil, aynı zamanda işte Amazon'da, Google'da da Infrastructure as a Code olarak kullanabiliyorsunuz ya da işte YAML dediğimiz farklı dilleri de kullanabilirsiniz. Ancak Azure üzerinde en fazla popüler olan JSON dili ve bu JSON dili de gerçekten basit bir dil olarak söylenebilir. Bakın Azure üzerinde şöyle yapalım. Templates'lere gelirsek görebiliriz. Evet. Google'a Azure Quick Start Templates yazarsanız ya da Azure Templates yazarsanız sizin için bakın bir template galerisi ya da şablon galerisi gelecektir. Bu şablon galerisinden dilediğinizi kullanabilirsiniz arkadaşlar. Tabii ki kendi şablonlarınızı da oluşturabilirsiniz ama buradakilerin çoğu işinize yarayacaktır diye söyleyebilirim. Aradığınız her şeyi burada bulabilirsiniz. Birçok farklı kategoride birden fazla şablonu bulabilmeniz mümkün. Bakın basit bir VM oluşturmak istiyorsanız bu şablonu kullanabilirsiniz. Direkt deploy to Azure dediğinizde Azure portalınızı açacaktır ve dağıtıma hazır bir şekilde gelecektir ama kodu görüntülemek istediğinizde bu kişinin GitHub'ına bağlanmanız gerekiyor kim geliştirdiyse. Bakın şuradaki JSON'a tıklayalım. Biraz belki karışık gözükebilir ama şöyle detaylı incelediğinizde aslında ne kadar basit bir dil olduğunu siz de görebilirsiniz. Bakın şurada bir sanal makine için bir admin username oluşturuluyor. Bir parola oluşturuluyor. DNS adı, public IP adresi. Public IP adresi dinamik mi olacak, statik mi olacak onun bilgisi. Şurada.
İşletim sistemleri, bakın seçenekli bir şablon bu. Tek bir tane seçmek zorunda değilsiniz. Bunu dağıttığınız zaman işletim sistemlerinden herhangi birini seçebilirsiniz. Sanal makinenin boyutu ne olacak? Örneğin Ethernet kartı tipi ne olacak? Public IP adresi hangi Ethernet kartına bağlanacak? Gibi gibi bilgiler. Bakın sanal network bilgileri. Sanal network da oluşturuyor aynı zamanda. Bütün bilgiler bu bölümde hepsi yer alıyor. Şimdi basitte aslında tek bir VM için belki bunu kullanmak mantıklı değil ama inanın bir ortam oluşturmak istediğinizde, bakın bir kaynak demiyorum, bir ortam oluşturmak istediğinizde bu şablonlar şablonlara ihtiyaç duyuyoruz aslında. Çok fazla bir kaynağı aynı anda oluşturmak istediğimizde bu şablonları kullanıyoruz. Tabii ki bu şablonları için çok büyük ne derler, tek bir sayfa içerisinde binlerce kodu birleştirmenize gerek yok. Birden fazla küçük küçük şablonlar oluşturarak bu şablonları sırayla dağıtımı da gerçekleştirebilirsiniz. Örneğin bir sanal makine şablonu oluşturup sanal makine şablonunu dağıtırsınız. Ardından sanal network şablonunu oluşturup sanal network şablonunu dağıtabilirsiniz. Ardından sanal makineleri oluşturabilirsiniz. Ardından izinleri yerebilirsiniz. Ardından örneğin web app'leri oluşturabilirsiniz, SQL sunucuları oluşturabilirsiniz gibi gibi. Yani tek bir büyük bir sayfa oluşturmaktansa birden fazla şablonu kullanarak da dağıtım tiplerinizi, dağıtım modelinizi oluşturabilirsiniz. Yani bakın hatta şunu bir deneyelim. Şunu ben bir kopyalayayım. Şuradan açayım. Şimdi direkt Azure üzerine dağıt diyorum bakın. Portalıma bağlandı. Bakın parametrelerin ekranı karşıma geldi. O biraz önce oluşturduğunuz kodu, daha doğrusu biraz önceki kodu görmek istediğinizde zaten şuradan Edit Templates diyerek kodunuzu görüntüleyebilirsiniz arkadaşlar. Tekrar şunu kapatalım. Buradan işte LAP içerisinde oluştur, LAP 2 içerisinde oluştur. Kullanıcı adı bu olsun, parola bu olsun. Şunu çok bir şey yapmanıza gerek yok. Public IP adınız ne olacak? Static mi olacak, dynamic mi olacak? İşte basic bir standart public IP mi olacak? İşletim sisteminin tipi ne olacak? Burada size'ınız ne olacak? İstediğinizi yazabilirsiniz bu arada buraya. VM'inizin adı ne olacak ve lokasyon ne olacak? Lokasyonu da zaten kaynak grubu neredeyse onunla aynı lokasyonu oluşturacak. İleri ve oluştur dediğinizde sanal makinenizi kod üzerinden oluşturabileceksiniz. Bu arada eğer ki şunu da gösterelim. Herhangi bir, bende bir tane sanal makine olacaktı. Bu da sanal makine değil, direkt kaynak grubuna bakalım. Bir kaynak grubunun da, var olan bir kaynak grubunun da kodlarını görmek istiyorsanız eğer, bakın şurada her kaynak grubu içerisinde veya her kaynak içerisinde Export Template diye bir bölüm var. Buraya tıklarsanız bunun da JSON kodlarını burada görebilirsiniz. Yani bu ne demek oluyor arkadaşlar? Bunu kodu kopyalayarak dağıtırsanız aynısından bir tane daha elde etmiş oluyorsunuz. Hızlı bir şekilde. Bir daha bu kaynak grubu içerisindeki bütün kaynakları ve ayarlarını tek tek yapılandırmanıza gerek yok. Sadece bu kodu alıp dağıtarak bu işlemi gerçekleştirebilirsiniz. Tabii burada dikkat etmeniz gereken nokta ne? İsimleri değiştirmeniz kod içerisindeki. İşte IP adresleri çakışmasın diye IP adreslerini değiştirmeniz. Belki abonelikli isimleri aynıysa abonelik isimlerini değiştirmeniz. Bunlara dikkat etmeniz gerekiyor. Çünkü oluşturduğunuz, Azure üzerinde oluşturduğunuz her kaynağın ve kaynak grubunun bir tane ID'si bulunuyor. Bakın şurada Properties'e tıklarsanız şurada kaynak ID'sini görebilirsiniz. Bu kaynak ID'lerin çakışmaması lazım. O yüzden hani yeni kaynaklarınızla bu abonelik ID'si aynı olabilir ama kaynak ID'sinin çakışmaması lazım. Bunları da tabii ki dikkat etmeniz gerekiyor. Bunları değiştirdikten sonra aynı kaynak grubuna ismi farklı olmak kaydıyla tabii ki sahip olabilirsiniz. Sorularınız var mı? Yoksa biraz da üçüncü modüle geçip devam etmek istiyorum.
Üçüncü modülümüz, o zaman devam edelim. Azure güvenlik, gizlilik ve uyumluluk bölümü. Burada Azure tarafında nasıl güvenlik tedbirleri, nasıl güvenlik yöntemlerini kullanıyoruz, onlara birlikte bakacağız. Öncelikle tabii ki önemli olan Azure ağ bağlantılarınızın güvenliğinin sağlanması. Burası önemli arkadaşlar, ama buradan önce öncelikle savunma nedir, onu bir bilmeniz gerekiyor. Aslında bilgisayar sistemlerinin güvenliğini sağlamak için katmanlı bir yaklaşımı uyguluyor Microsoft Azure. Veri katmanınızdan fiziksel güvenliğe kadar, fiziksel güvenlikten kastım işte o veri merkezinin, data center'ın ya da sunucuların güvenliğine kadar bu aralıktaki her şeyi katmanlı bir şekilde modelliyor ve bunu son kullanıcılarına hizmet olarak sunuyor. Tabii ki fiziksel güvenlik bölümünü örneğin siz denetleyemiyorsunuz, ama Microsoft bunu size denetleyici firmaların raporlarını sunarak, ki birazdan bahsedeceğim onları, sizin ne derler bilginize sunuyor. Siz ne yapabilirsiniz? Tabii ki kimlik ve erişim modellerini ayarlayabilirsiniz. İşte ağ yapılarınızı güvenlik altına alabilirsiniz. Bilgisayarlarınızı, VM'lerini güvenlik altına alabilirsiniz. Verilerinizi ve tabii ki uygulamalarınızı güvenlik altına alabilirsiniz. Ancak karşılıklı güveni paylaşılan bir güven ortamı bulunuyor Azure üzerinde. Örneğin ne taraftaki güvenlikten siz sorumlusunuz, ne taraftaki güvenlikten Microsoft sorunu, bunu iyi anlamanız gerekiyor. Örneğin siz tabii ki kurum içi yapıya gidiyorsanız kurum içindeki bütün sorumluluklar, güvenlik sorumlulukları size ait. Ancak bir Azure üzerinde bir VM oluşturuyorsanız, örneğin yani infrastructure as a service kullanıyorsanız, bunun veri yönetimi ve hak yönetimi güvenliği size ait. İşletim sistemi uç noktalarının güvenliği size ait. Hesap ve erişim yönetimi size ait. Kimlik ve dizin altyapısı size ait. Uygulama ve ağ kontrolleri, işletim sistemi güvenliği tamamen size ait arkadaşlar. Yani siz bunları yapılandırmak zorundasınız. Eğer yapılandırmazsanız bunun için Microsoft'u sorumlu tutamazsınız. Siz bir güncelleştirme yapmıyorsanız ya da ağ altyapınızın gelen giden trafiğindeki izinleri ayarlamıyorsanız bunu Microsoft'a sorumlu tutamazsınız. Ancak fiziksel bilgisayarlar, fiziksel ağ altyapısı ve fiziksel veri merkezinin güvenliği tabii ki Microsoft'tan sorumlu. Ancak platform as a service'e geçtiğinizde bakın bu sizin sorumluluklarınız biraz daha azalıyor. Şuradan itibaren artık Microsoft'un sorumluluğuna geçiyor. Aslında birazı ağ kontrolleri, uygulama ve kimlik düzeyindeki sorumluluklar belki ortak paylaşılıyor, ama işletim sistemi gibi sorumluluklar tamamen Microsoft tarafına geçiyor. Software as a Service'e geçtiğinizde bu biraz daha fazla, çünkü uygulama katmanına kadar aslında bir hizmet oluyorsunuz siz. Bu yüzden uygulama katmanına kadar olan güvenlik sorumlulukları tamamen Microsoft'a ait oluyor. Şimdi Azure üzerinde ne gibi güvenlik çözümleri var ağ bağlantılarınız için, onlara şöyle bir bakalım. Azure üzerinde Azure Firewall denilen bir hizmet bulunuyor arkadaşlar. Bu bildiğiniz aslında Firewall çözümünün Platform as a Service olan bir çözümü. Yani siz hiçbir şekilde Firewall'un tabii ki donanımını da görmüyorsunuz. Belki bir sanal makine üzerine kurulan o Virtual Appliance dediğimiz sanal cihazların yönetimini de görmüyorsunuz. Siz sadece Azure üzerinde bulunan bir ekranı görüyorsunuz. Firewall ekranını görüyorsunuz. Bu Firewall ekranı üzerinde networklerinize bağlıyorsunuz bu Azure Firewall'u. Daha sonra bu Azure Firewall üzerinden gelen giden trafiği, işte kaynak IP adreslerine ya da hedef IP adreslerini kullanarak gelen giden trafiği izin veriyorsunuz veya bloklayabiliyorsunuz. Aynı şekilde uygulamalarınızı da güvenlik altına almak istediğinizde Azure Application Gateway dediğimiz bir ürün var. Aslında bu Web Application Firewall, yani web uygulaması güvenlik duvarı olarak kullanılıyor. İşte daha uygulama bazlı güvenliğe ihtiyaç duyduğunuzda, bakın ağ bazlı değil de uygulama bazlı bir güvenliğe ihtiyaç duyduğunuzda bu çözümü kullanabiliyorsunuz. İşte SQL injection'ları karşı koruma ya da işte sertifikaları sonlandırma,
ya da daha fazla web uygulamalarına yönelik atakları bu firewall üzerinde ne derler? Bu firewall ile birlikte güvenlik altına alabiliyorsunuz. Normalde Azure'da oluşturduğunuz sanal ağları DDoS ataklarına karşı koruma altında. DDoS'ta biliyorsunuz aslında istenmeyen ağ trafiği demek. Yani internete açılan bir uygulamanız varsa internetteki kötü amaçlı kullanıcılar DDoS atakları gerçekleştirerek uygulamanıza erişimleri engelliyorlar. Aslında yaptıkları bu. Çok fazla istenmeyen ağ trafiği oluşturuyorlar uygulamanız üzerinde ve uygulamanızın erişimi çok yavaşlıyor ya da erişilemez hale geliyor. Microsoft Azure üzerinde dediğim gibi varsayılan olarak zaten bir DDoS koruması var. Ama gelişmiş bir DDoS koruması istiyorsanız DDoS servisini standart servise geçirerek bunu bir hizmet olarak satın alabilirsiniz. Daha gelişmiş bir servis size raporlamalarla birlikte daha gelişmiş bir servis size sunacaktır. Bu iki servis, hatta üç diyelim, Azure Firewall, Application Gateway ve DDoS servisleri ücretli. Ancak daha basit bir firewall, daha basit bir güvenlik çözümü kullanmak istiyorsanız Network Security grupları kullanabilirsiniz arkadaşlar. Aslında güvenlik grupları, ağ güvenlik grupları da diyebiliriz bunlara. Basitinden bu Network Security grubu bir sanal ağ iliştirebileceğiniz gibi bir sanal makinenin Ethernet kartına da iliştirebilirsiniz. Ne işe yarıyor? Aslında gelen giden trafiği izin vermenize ve izin vermemenize ya da izin vermemenize yarıyor. Azure üzerinde bir sanal makine oluşturduğunuzda bu sanal makineye erişimler istiyorsanız bu sanal makineyi bir tabii ki Network Security gruba bağlamanız gerekiyor. Aynı şekilde Application Security gruplar da bulunuyor. Aslında Network Security gruplara benzer bir şey bu. Nedir Application Security gruplar? Aslında benzer bağlantı noktalarına ihtiyaç duyan sunucular için bir gruplandırma yapabiliyorsunuz Application Security gruplarda. Örneğin yani olmaz da olur ya, 5000 tane web sunucunuz var diyelim. Bu 5000 tane web sunucunuza aynı izinleri, tabii ki network izinlerini ve aynı engellemeleri koymak istiyorsunuz. Tek tek her biriyle uğraşmaktansa bir tane Application Security Group oluşturup bu Application Security Group üzerinde izinlerinizi ayarlayıp sanal sunucularınıza bunu rahat bir şekilde atayabiliyorsunuz. Ne yapabilirsiniz mesela? Örneğin bu 5000 tane sanal sunucuya RDP ile, yani Remote Desktop bağlantısıyla erişimlere ben izin vermiyorum diyebilirsiniz. Yani internetten erişilmeyecek hiçbir şekilde. Nereden erişilebilecek RDP ile? Sadece eğer şirket içiyle bir bağlantı varsa, bir VPN bağlantısı varsa, işte sadece şirket içinden erişilebilir diyebilirsiniz. Örneğin HTTP protokolüne ben izin vermiyorum. Çünkü güvenli bir protokol değil. Ancak HTTPS protokolüne internet üzerinden erişime izin veriyorum diyebilirsiniz. Basit bir kural yazabilirsiniz. Diğer bir güvenlik bölümümüzse aslında kimlik hizmetleri. Burada da iki kavram bulunuyor arkadaşlar. Bu iki kavramın üzerinde durmamız gerekiyor. Bunlardan bir tanesi doğrulama, bir tanesi de yetkilendirme. Authentication ve authorization olarak söyleyebiliriz. Doğrulama aslında kimliğinizin gerçekten de erişime, daha doğrusu kimliğiniz gerçekten de o kimlik denetimi yapan servis üzerinde bulunup bulunmadığını kontrolü. Gerçek kullanıcı adını mı kullandınız? Daha doğrusu kullanıcı adınız doğru mu? Parolanız doğru mu? Aslında yaptığı basit de bu. Yetkilendirme ise kullanıcı adınız, şifreniz doğru ama bu yetkilerle, bu kimlikle nerelere erişebilirsiniz? Bu iki kavram aslında önemli. Biz bu bütün kimlikleri ve yetkilendirmeleri Azure üzerinde Azure Active Directory ile yapıyoruz arkadaşlar. Sistemci arkadaşlar ya da işte ne bileyim belki yazılımcı arkadaşlar da aşina olacaklardır Active Directory konusuna. Biliyorsunuz Windows Server üzerinde bir dizin hizmeti bu Active Directory. Kurum içi yapılardan bahsediyorum. Nedir, ne işe yarar? Aslında tüm IT altyapınızda bulunan cihazlarınızı ve kullanıcılarınızı tek bir merkezden yönetmenize yarar. Ne yaparsınız? Bütün cihazlarınızı
domain oluşturduğunuz domain, Active Directory domainine dahil edersiniz. Active Directory üzerinde bulunan kullanıcılar da bu domain makinelerinde oturum açabilirler. Yetkilendirme tabii ki o Active Directory üzerinden gerçekleştirilir. Değil mi? Yani siz kullanıcı adı şifrenizi yazdıktan sonra bu kullanıcı adı şifresi gidilir ve Active Directory'ye sorulur. Eğer bu kullanıcı adı şifresi doğruysa bu kullanıcı adı şifresinin bileti üzerine, token diyoruz biz buna, sizin yetkilendirmeleriniz de eklenerek kullanıcıya gönderilir. Kullanıcı bundan sonra hangi klasöre, hangi paylaşılan alana, hangi başka bilgisayara erişecekse bu biletiyle beraber, bu tokenuyla beraber gider ve orada yazan yetkilendirmeleriyle erişilip erişilemeyeceği kontrolü gerçekleştirir. Şimdi bunun bulut versiyonuna da Azure Active Directory denmekte arkadaşlar. Ancak tabii ki aralarında bazı farklar bulunuyor. O klasik Windows Active Directory ile Azure Active Directory arasında bazı farklar bulunuyor. Nedir bu farklar diye soracak olursanız, mesela Windows Active Directory üzerinde oluşturduğunuz grup politikalarını Azure Active Directory'de yapamıyorsunuz. Ya da işte domain oluşturma işlemlerini Azure Active Directory üzerinde gerçekleştiremiyorsunuz. Azure Active Directory'de neler yapabilirsiniz, ama kimlik doğrulama yapabilirsiniz. Bu güzel bir şey. Yani Windows'taki kimlik doğrulama servisini Azure Active Directory'ye taşıyabilirsiniz. Bunun için aslında yapmanız gereken, eğer bir Windows Active Directory'niz varsa Windows Active Directory ile Azure Active Directory'yi senkronizasyon gerçekleştirmeniz. Böylece kurum içerisinde bulunan kimlikleriniz, kullanıcı adı ve şifreleriniz Azure üzerine senkronizasyonu gerçekleştirecektir. Daha sonra Azure'a bağlayacağınız üçüncü parti uygulamalarınızla single sign-on yapabileceksiniz. Yani tek oturum açma işlemini gerçekleştirebileceksiniz. Bu da ne işe yarayacak arkadaşlar? Örneğin, örnek verelim, ne diyelim? Salesforce uygulaması. Örneğin ServiceNow uygulaması. Salesforce biliyorsunuz bir CRM uygulaması. ServiceNow bir IT yönetim uygulaması. Örneğin bir SAP, değil mi? Diğer bir ERP uygulaması. Bu tarz uygulamalarınız varsa, bir web uygulamalarınız varsa, bu web uygulamalarınızı Azure Active Directory ile entegre edebilirsiniz. Böylece lokalde kullandığınız kullanıcı adı şifrelerinizle bu uygulamalarda oturumda açabilirsiniz. Sadece bunlar değil, Azure Active Directory üzerinde, bakın hatta şöyle gösterelim. Binlerce hazır entegrasyon bulunuyor arkadaşlar. Bunlardan istediğinizi kullanabilirsiniz. İsterseniz kendi geliştirdiğiniz uygulamaları da Azure Active Directory'e entegre etmeniz mümkün. Ve şurada onlarca uygulama bulunuyor. New application diyelim. Hatta 3608 tane uygulama varmış. Bakın burada Cisco'larınızı, işte Google Cloud'u, Amazon'u, Office 365 zaten bahsenen olarak geliyor. Office 365 kullanıyorsanız Azure Active Directory'e entegre edebilirsiniz. İşte Adobe uygulamasını, Box uygulamasını ya da şuradan bakalım. Social'da vardı galiba. Bakın Facebook'u, hatta Twitter'ı, Google'ı, Instagram'ı. Tabii ki bunlar kurumsal uygulamalar. Yani kurumsal hesaplar olmak zorunda ki bireyselleri eklemeniz saçma olacaktır. Örneğin LinkedIn'i ya da şöyle bakalım. Az önce söylediğimiz ServiceNow'a bakalım, var mı? Evet, bakın ServiceNow IT yönetim uygulaması. Örneğin Salesforce diye, bakın CRM uygulaması. Yani bu uygulamalarınızı Azure Active Directory'nize entegre edebilirsiniz. Benim Azure Active Directory'im lokaldeki Active Directory'imle entegre değildi bildiğim kadarıyla. Bir kontrol edelim gene de, kullanıcılara bir tıklayalım. Evet, benim kullanıcılarımın hepsi ne derler? Azure Active Directory üzerinde oluşturulmuş. Lokaldeki bir Active Directory ile entegre değil. Bakın birden fazla kullanıcım var. Bu kullanıcılar benim Azure Active Directory'im üzerinde. Benim şu an kullandığım kullanıcı nerede? Şu kullanıcı Önder Değer @hotmail.com. Şu kullanıcı. Bu kullanıcı tabii ki
benim Azure üzerinde, Azure portal üzerinde tam yetkiye sahip. Bu yetkilendirme de arkadaşlar, birazdan şunu göstereceğim. Şuradan bahsedelim. Nerede o? Security Information Advanced Policy. Tabii ki bu da benim yetkilendirmelerimle doğru orantılı. Ben bu kullanıcıya gelmişim. Azure aboneliği üzerinde, sahip olduğum Azure aboneliği üzerinde tam yetki vermişim ve tam yetkiye sahip. Bakın, bu benim aboneliğim. Ben buradan Access Control'e geldiğimde izinlere tıklıyorum. Bakın, Önder Değer kullanıcısı nerede? User Access. Şuna bir bakalım. Evet, bakın, bir grup içerisine almışım ve tam yetkiye sahip. Owner yetkisine sahip. Tüm abonelik üzerinde. Bu ne demek? Azure portalıma erişip Azure üzerinde her türlü işlemi yapabilir demek. Şimdi Azure Active Directory'nin bize faydaları bunlar, ama tabii ki bununla sınırlı değil. Örneğin mesela bir de Azure Multi-Factor Authentication diye bir ek güvenlik desteği sağlıyor. Aslında bu bildiğiniz iki katmanlı kimlik doğrulama modeli. Bunu hani bankacılık sistemlerinde ya da diğer sistemlerinde çok fazla kullanıyoruz. Kullanıcı adı şifrenizi yazdıktan sonra kullanıcılarınıza ikinci bir kimlik doğrulama metodunu da zorunlu hale getirebilirsiniz. Örneğin bir SMS'le bir parola gönderebilirsiniz. Örneğin bir arama yapabilirsiniz. Ya da Microsoft Authenticator kullanarak, yani bir uygulama kullandırarak bir tek seferlik bir parola oluşturabilirsiniz. Ve bu paroları kullanıcılara girmesiniz zorunlu hale getirebilirsiniz Azure Multifactor Authentication'la. Şimdi Azure üzerine bazı yine güvenlik araçlarımız var. Bunlardan da bahsedelim. Sonra bugünlük bitirelim. Yarın kaldığımız yerden devam ederiz. Bunlardan ilki Azure Security Center. Aslında tüm Azure ve şirket içi hizmetlerinizdeki tehdit koruması sağlayan bir izleme hizmeti bu. Bir monitoring hizmeti. Size güvenlik önerileri sunuyor. Size işte ayarlarınızla ilgili Azure ayarlarınızla ilgili bilgiler veriyor ve güvenlik politikalarını otomatik olarak uygulamanızı sağlıyor. Örneğin işte SOC denilen güvenlik politikalarını otomatik olarak ayarlamanızı sağlıyor. İşte ISO güvenlik politikalarını otomatik olarak ayarlamanızı sağlıyor. Tabii ki Azure Security Center'ın da iki planı var arkadaşlar. Bunlardan bir tanesi Basic, bir tanesi de Standard. Basic'i kullanırsanız size bunlardan politikalarla ilgili işte otomatik ayarlamaları ya da gelişmiş servisleri size sunmayacaktır. Ancak standart serviste geçtiğinizde bu standart serviste daha fazla detay bulabileceksiniz. Hemen onu da gösterelim. Şuradan bakın, Security Center'a tıkladığınızda ben de şu an basic olarak ayarlı. Ama bakalım, bana bazı uyarılar verecektir. Çünkü bazı kaynaklarım var Azure üzerinde. Ki vermiş de bakın. Şimdi bana diyor ki ve şurada öneriler bölümüne toplam 17 tane yüksek öncelikli önerisi bulunuyormuş. 5 tane orta ölçekli önerisi bulunuyormuş. Bakın, bir tane orta ölçekli tehdit yakalamış. Hatta ben de bazı ISO ile ilgili ya da diğer güvenlik politikaları ile ilgili bazı öneriler de bulunmuş. 20 taneden işte 7 tanesinin ISO 27001 için geçtiğini bana söylüyor. Bakın, tıklayalım. Identity and Access'te bir sıkıntım varmış. Bakın, Multifactor Authentication'ı aktif hale getirmemi bana söylüyor. Ya da sanal makinelerde data ve disklerin, data ve işletim sistemi disklerinin şifrelenmesi gerektiğini bana söylüyor. Uyarı olarak vermiş. Hatta şuradan VM'lere bir tıklayalım, bakalım neler söyleyecek bana. Yüksek önceliklere şöyle bir bakalım. Ne demiş? Bakın, sanal makinelere bir endpoint protection yüklediyor. Yani bir antivirüs yüklediyor. Sanal makine disklerini şifrele diyor. Disk encryption uygula diyor. Başka just in time dediğimiz bir erişim modeli var.
bu security Azure Security Center içerisinde şu just in time VM access. Yani ne şöyle söyleyelim. Normalde iki türlü model var arkadaşlar, erişim modeli. Microsoft'un size sunduğu just in time, yani anlık ne kadar ihtiyacınız varsa o kadar erişme. Bir de just enough VM access. İşte ne ihtiyacınız varsa. Just in time'ı Azure üzerinden gerçekleştirebilirsiniz. Örneğin şunu ayarlayabilirsiniz. Tüm Azure üzerindeki sanal makinelere erişimleri sadece bu just in time üzerinden gerçekleştirebilirsiniz. Kullanıcılar bu portal ekranına gelmek zorunda. Erişmek istediği sonuçları seçmek zorunda. Ve ne kadar erişeceklerini, 1 saat mi, 2 saat mi, 3 saat mi, 5 saat mi, 10 saat mi, ne kadar ihtiyaçları varsa onu seçerek sizin onayınıza sunacaklar ve siz de bir sistem yöneticisi olarak bunu onaylayarak kullanıcılara bu kadarlık bir erişim vereceksiniz. Yani tamamen açmaktansa makinelere erişimi, sadece ne kadar ihtiyaçları varsa süre olarak o süreyi belirterek erişimi sağlayabilirsiniz. Just Enough ise aslında biraz şey tarafında, Windows Server tarafında kullanıcıların hangi yetkilere ihtiyacı varsa sadece onu vererek erişimlerini sağlayabilirsiniz. Örneğin kullanıcı sadece network ile ilgili bir değişiklik yapmak istiyorsa kullanıcıya full admin yetki vermenize gerek yok. Sadece network ile ilgili izinleri vererek erişimini gerçekleştirebilirsiniz. Ya da sadece birkaç servis çalıştıracaksa o servislerle ilgili izinleri vererek kullanıcılara erişimlerini gerçekleştirebilirsiniz. İşte burada bana söylediği de, öneri olarak söylediği de just in time'ı aktif hale getirmem. İşte tüm sanal makineleri network security gruplara bağlı diyor bakın. Ve portlarla ilgili kısıtlamalar gerçekleştir diyor. İşte vulnerability assessment, vulnerability değerlendirmesi sanal makineler üzerinde çalıştırmamı söylüyor. Bununla ilgili birkaç tane önerisi olacaktır. Şurada bakalım var mı? Azure üzerinde bu vulnerability assessment yok ama birkaç partner firma var. Onlarla beraber çalışıyor. Çok önemli değil. İşte yönetim portlarını kapat diyor sanal makinelerdeki gibi gibi bazı örnekler varmış. Bakalım network ile ilgili bir sıkıntım var mı? Evet, bakın gene aynı şeyleri bana söylemiş. Network'e de bağlı olduğu için. İşte datalarla ilgili bir önerisi varsa burada söyleyecektir. Bakın SQL Server'da yine vulnerability assessment'ı çalıştırmamı söylüyor. Yine SQL sunucular için gelişmiş güvenlik, veri güvenliği özelliğini aktif hale getirmemi söylüyor. İşte kimliklere bakalım. Kimliklerle ilgili bayağı var gibi öneriler. Bakın multi-factor authentication açın diyor. Subscription'larda işte maksimum 3 tane owner, yani sahiplik yetkisine sahip bir kullanıcılar olsun diyor. İşte advanced threat protection dediğimiz bunları şu servisler için çalıştır diyor. Gelişmiş tehdit korumasını. İşte SQL sunucularınız için güvenlik tedbirlerini aktif hale getirin diyor. Yani Azure aslında Security Center sizin güvenlik bakımından izleme modülünüz olarak söyleyebilirim. Azure üzerine bir de Key Vault'lar bulunuyor arkadaşlar. Aslında anahtarlarınızın ya da secretlarınızın tutulu olduğu bir kasa olarak söyleyebilirsiniz bunu. Ya da buraya sertifikalarınızı da koyabilirsiniz. Ya da işte SQL sunucularınız için connection stringleri de yine bu Azure Key Vault'lar içerisine yerleştirebilirsiniz. Normalde biliyorsunuz belki bir web uygulaması geliştirdiğinizde, normalde demeyelim de çok eskiden web uygulaması gerçekleştirdiğinizde belki kullanıcı adı şifrelerini ya da SQL'e bağlanacak connection stringleri uygulama içerisinde yazmanız gerekebiliyordu. Burada aslında bunların tamamını sertifikalar da dahil olmak üzere Key Vault'lar üzerine kaydedebiliyorsunuz, güvenli bir şekilde kaydedebiliyorsunuz. Ve keywordlara kimlerin erişeceğini, hangi yetkilerle erişeceğini, hangi kimlerin derken hangi servislerin ya da kullanıcıların da olabilir bu. Bunların ne şekilde erişeceğini Azure keywordlarda söyleyebiliyorsunuz ve aslında bu çok gizli olması gereken bilgilerinizi güvenli hale getirebiliyorsunuz. Ancak Azure keyword'u bir password yönetim aracı olarak düşünmeyin arkadaşlar. Key Vault'lar sadece uygulamalarınızın ya da belki bazı
anlık olarak kullanıcılarınızın erişip işte bu anahtarlara, sertifikalara ya da ne bileyim connection string'lere anlık olarak erişmesi gerektiğinde kullanabilecekleri bir kasalar olarak söyleyebiliriz. Azure üzerinde Information Protection diye bir ek güvenlik modülü bulunuyor. Tabii ki bu da artı ücret karşılığında hizmet olarak sunuluyor. Aslında belgelerinize, Azure Information Protection belgelerinize ve e-postalarınızı sınıflandırarak korumaya yardımcı oluyor. Sınıflandırmadan kastım, örneğin e-postalarınızı işte bu bir şirket içi e-posta, bu bir şirket dışı e-posta gibi farklı sınıflara farklı sınıflar oluşturabiliyor. Bunu manuel olarak yapabileceğiniz gibi ya da otomatik olarak da tüm kullanıcılarınızı zorunlu hale getirebiliyorsunuz. Tabii bazı kurallar oluşturarak, örneğin ne bileyim işte farklı bir domain adı varsa bu bir dışarıya gönderilen e-posta ya da şirket içi bir e-mail varsa bu bir şirket içi e-posta gibi sınıflandırmalar uygulayabiliyorsunuz. Bu tabii ki güvenlik politikalarını uygularken önemli bir adım arkadaşlar. Çünkü belgelerin de sınıflandırılması gerekebiliyor. Bazı önemli belgeler oluşturabiliyorsunuz. Belgelerinize deki örneğin otomatik olarak şunu söyleyebiliyorsunuz. Bir e-mail içerisinde veya bir Word belgesi içerisinde herhangi bir şekilde kredi kartı bilgisi geçiyorsa, TC kimlik bilgisi geçiyorsa ya da şirket çalışanının bir kimlik numarası geçiyorsa bunlar asla ve asla örneğin print edilemesin, örneğin e-mail olarak dışarıya gönderilemesin gibi güvenlik korumaları Azure Information Protection üzerinde gerçekleştirebiliyorsunuz. Bir de bundan sonra artık bugünlük bitirelim, yarın kaldığımız yerden devam ederiz. Azure üzerinde Advanced Threat Protection diye bir bölüm bulunuyor, Azure ATP. Aslında gelişmiş tehdit koruması olarak söyleyebiliriz bunu. İşte güvenliği ihlal edilmiş kimlikleri ve kötü niyetli içeriden eylemleri belirlemek, tespit etmek ve araştırmak için kullanılan bulut tabanlı bir güvenlik çözümü bu. Bunu dizin hizmetlerinin olduğu, yani Active Directory hizmetlerinin bulunduğu sunucular üzerine sensörlerinizi yerleştiriyorsunuz. Aslında bir ajanlar kuruyorsunuz. Daha sonra bu ajanlar topladıkları bilgileri Azure üzerindeki Advanced Threat Protection servisine gönderiyorlar. Bu Advanced Threat Protection servisi üzerinde de siz kimler nerelerden erişmeye çalışmış, hangi yetkilerle nereye gitmeye çalışmışı detaylı bir şekilde görebiliyorsunuz arkadaşlar. Örneğin normalde hiç bir klasöre erişmeyen bir kullanıcı o klasöre erişmeye çalışıyorsa ve farklı şeyler yapmaya çalışıyorsa, örneğin silme etkisi olmamasına rağmen silmeye çalışıyorsa, örneğin kopyalama etkisi olmamasına rağmen kopyalamaya çalışıyorsa gibi bilgileri, aslında şüpheli bilgileri sizin için topluyor ve Azure Advanced Threat Protection üzerinde raporlamanızı size sağlıyor. Hatta şeyler de var ya arkadaşlar, bu bankacılık sistemlerinde de var ya da işte ne bileyim online büyük gelişmiş web sitelerinde de bulunuyor. İşte sürekli atıyorum belirli bir IP'den veya belirli bir bölgeden erişirken bir anda farklı bir yerden eriştiğinizde otomatik olarak mesela kullanıcı adınızı ve şifrenizi bloklayabiliyor. Ya da bununla ilgili bir uyarı mesajı gönderebiliyor. Aslında Advanced Threat Protection'da hemen temelde aynı işlemleri gerçekleştiriyor. Şüpheli gördüğü Active Directory işlemlerini ya da kullanıcı işlemlerini raporlamanıza ve bunlarla ilgili bir olaylar ayarlamanıza yardımcı oluyor. Bundan sonra birkaç konumuz daha var. Ancak onları yarınki konularla birleştirerek devam edebiliriz. Bugünlük bitirelim. Sorularınız varsa alabilirim. Yoksa dediğim gibi bunları da YouTube sayfasına yükleyeceğim ve sunumlarla birlikte sizlere paylaşacağım.